Aziz ve muhterem seyircilerimiz, Tefekkür Dünyası sohbetine hoş geldiniz efendim. Bugünkü sohbetimizde ırkçılığın gerçekten ne kadar şeytani ve menhus bir duygu olduğunu Kürt milliyetçiliği açısından çerçevesinden ele almaya çalışacağız. Bir olay ile Mevlana Mesnevisinde anlatır. Bir kurt üç inekle arkadaş olur. İneklerden birisi sarıdır, birisi siyahtır, birisi de alaca bulaca bir inektir. Olur ya, arkadaş olmuşlardır, yolculuk devam eder. Devam eder ama kurt acıkmıştır. Bir bahane ile bunları yemeye çalışır ama üçünü birden mümkün değil. O sırada siyah inek, ya susadım diyerekten dereye iner. Onun dereye inmesinden fırsat bulan kurt, diğer sarı inek ile diğer alaca ineğe dönerekten, ya sizin ne kadar güzel renginiz var ya, hayran kalıyorum hakikaten. Ya şu siyah inek var ya, sizin güzelliğinizi de bozuyor. Gelin şunu aranızdan kovun ya. Bunun üzerine diğer inekler, olur mu arkadaşız, biz bir şey diyemeyiz. Tamam, o zaman siz karışmayın. Ben söylerim ona. Aranıza katılmasın ya. Ne kadar güzelsiniz siz. Sizin güzelliğinize gölge düşürüyor. Ay simsiyah bir inek. Vallahi sen bilirsin kurt kardeş. Deyince, oh dereden su içmeden geliyor. Kurt kardeş önceden bağlamış ya onları. İneğin karşısına geçip bir iki ters baktıktan sonra inek acaba bir şeyler mi oluyor diyor. Pek o kadar önemsemiyor. Hemen arkadaşlarına bakıyor. Çünkü ne de olsa arkadaşları vardır. Ve önceden planı kurmuş olan kurt siyah ineğin üzerine saldırıyor. Siyah inek hala uyanmıyor. Ya diyor, acaba arkadaşların durumu ne? Onlar yardıma gelmeyecek mi? Bir iki üç beş duraklama, oradan yardım beklemeye daha düşünene kadar kurt tadıya öldürücü darbeleri vuruyor. Bir iki engel olmaya çalışsa da almış olduğu darbeler onu yere yığıyor. Ve bizim kurt birkaç gün bu şekilde onun ile karnını doyuruyor. Yolculuklarına, arkadaşlıklarına devam ediyorlar. Kurt ya bu. Bir müddet sonra kurt yine acıkıyor. Bu sefer siyah inek halletmiş olduğu içindir ki geriye kalan alaca inek diyor ki, ya ben susadım diyor. Bir dereye ineyim de bir su içeyim. Olur diyor. O gittikten sonra sarı ineğe diyor ki, ya maşallah. Güneş hele hele doğduğu zaman, sana parladığı zaman aynen altın rengi gibi senin o renklerin var ya, ne güzel parlıyor ya. Gerçekten ne güzel senin bir rengin var. Benim iştahımı açıyor ya. Çok güzel hakikaten. Moral veriyor bana ya. Ama şu alaca bulaca var ya, ne kadar pis bir renk ya. Senin rengini de güzelliğini de bozuyor. Ya Allah aşkına gel şunu kovalım da ikimiz arkadaşlığımıza devam edelim. Sarı inek, ya olur mu olmaz mı, biz arkadaşız, ben diyemem şöyle böyle deyince, tamam sen karışma, ben söylerim o zaman. Gelmesin ya. Tamam mı? Tamam. Ve siyah inek hallolmuş. Alaca inek de geliyor. Onun da karşısına geçen kurt bir iki şöyle nazar ettikten sonra üzerine saldırıyor. O da aynen siyah inek gibi, acaba diğer arkadaşım bana yardım etmeyecek mi diye daha düşünene kadar kurt bunu da orada deviriyor ve bir müddette onunla da karnını doyuruyor. Arkadaşlarıyla yolculuğa, arkadaşıyla sarı inekle yolculuğa devam ediyor. Bir müddet sonra kurt gene acıkıyor. Bahaneye gerek var mı? Hayır. Çünkü artık sarı inek tek kalmıştır. Bu sefer kurt onun karşısına geçiyor. Sarı inek anlıyor. Allah Allah. Ben arkadaşlarıma ne yaptım ya diyor. Ses çıkartmadım. Onların başına dün gelen bu hal bugün de benim başıma geldi. Aman yaman. Bari hiç olmazsa postu ucuza sattırmayayım. Bir şeyler yapayım diyene kadar biraz fazla uğraştırsa da kurdu. Ama kurt önceki tecrübelerinden hareket ile böylece sarı ineği de deviriyor, bitiriyor. Irkçılık budur. Rusya'nın genel bir uygulamasıydı değil mi? 70'lerde Türkiye'yi tehdit eden bir durum. Böl, parçala, yut. Bir ekmeği tümüyle yutamazsınız. Bölüp, parçalayıp, lokmalara ayıraraktan ancak o şekilde yutmanız mümkün. Gelelim, Kuzman hadisi diye bilinen bir hadis vardır aziz seyirciler. Burada, Uhud Savaşı sırasında, Kuzman Medine'den gitmez. O sırada kadınlar alay ederler. Kadınların alay konusu olunca ben size gösteririm diyerekten Kuzman da geç de olsa Uhud Savaşı'na katılır ve cengaverce savaşta bulunur. Ama Efendimiz her seferinde der ki Kuzman cehennemliktir, Kuzman cehennemliktir. Bir sahabinin biri şaşırır. Ya müşrikleri vurup deviren, sürekli kahramanca hareket eden bu insan nasıl ya Rabbi cehennemlik olur diyerekten Kuzman'ı takip eder.
Kuzman birçok can alır müşriklerden ve neticede Kuzman da atı üzerinde yaralanır ve atından düşer. Hemen o sahabi yanına gelir. Oo maşallah seni tebrik ederim. Ne güzel gaziliği, şehitliği elde ediyorsun. Ne güzel savaştın, müşrikleri devirdin vesaire. Övgü ifadelerini kullanmasına rağmen Kuzman garip garip bakaraktan ne der şehitliği, ne gaziliği der. Ne sizin için savaşma. Ben kendi milletimi ve milliyetimi üstün göstermek için savaştım der. Yoksa sizin dininizin korunması için, muhafazası için savaşmadım der. Ve bu duruma, acısına, aldığı darbe acısına dayanamayan Kuzman, kamasını çıkartaraktan bileğini keser ve intihar eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kuzman cehennemliktir sözünü o şekilde ifade etmiş olur. Aziz seyirciler, Mevlana'ya sorarlar. Ey Mevlana, biz nereden gelip nereye gitmekteyiz? Mevlana der ki, minallah ve ilallah. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz der. Bediüzzaman Hazretleri de insan bir yolcudur. Ruhlar aleminden, anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, haşirden, sırattan, cennet ve cehenneme giden uzun bir yolculuğu vardır der. Allah aşkına, ruhlar aleminde ırk var mı? Yok değil mi? Ruhlar aleminde hangi ruh Arap, hangi ruh Türk, hangi ruh Kürt, hangi ruh Laz, Çerkez? O halde biz bu dünyaya gelirken ırkımızı seçmedik, rengimizi seçmedik, dilimizi seçmedik, coğrafi olaraktan bölgemizi seçmedik. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük insan hakları beyannamesi olan Veda Hutbesi'nde ne güzel söylüyor değil mi? Hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diyor. Ki o konuda Rabbimiz de öyle diyor. İnna ce'alnakum şu'uben ve kabaile lita'arafu. İnne ekremekum indallahi etkakum. Biz sizi kabile kabile, şube şube yarattık ki ta ki birbirine tanışasınız diye. İnsanların Allah katındaki en büyük üstünlüğü takvadır. Yani insan günahlardan arınıp Allah'a yaklaşmak amacıyla ne kadar sevap işlerse o derece Allah katında bir değer, bir kıymet ifade etmiş olur. Aziz seyirciler, yıl 1879. 1789 Fransız ihtilalinden sonra hemen hemen 200 yıllık geçen zaman içerisinde, 1789 Fransız ihtilalinden sonra Avrupa'da bir değişim oldu. Yani Katolik'in katılığı gitti, proteste edilen Martin Luther, Protestanlık mezhebini kurmakla Avrupa asırlardır bunalımını böyle bir açılım ile rahatlatmış oldu. Ancak bunun getirdiği üç büyük musibet de beraberinde geldi. Bunlardan birisi konumuzu ihtiva etmiş olan ırkçılık. Avrupa'da özellikle milliyetçilik akımı gittikçe hızla gelişmeye neden oldu. Ve ki konumuzu ele alacağımız şart meselesi dediğimiz, Kürtçülük meselesi dediğimiz, Kürt milliyetçiliği dediğimiz, hemen hemen 200 yıla varan böyle bir ayrıştırmaya neden olan bu tohumlar Fransız ihtilaliyle 200 yıldır içimize ekilmiş zehirli tohumlardır. Eskiler öyle der, seretan hastalığı der. Irkçılık, ırkçılık, yani bir insanın kendi ırkını başka ırklardan üstün görmesi öldürücü bir kanser hastalığı durumundadır. Onun için kendisi Bahaeddin Nakşibendi Hazretlerine sorarlar. Efendim derler, sizin soyunuz nereye ulaşıyor? O der ki, insan soyu ile hiçbir yere ulaşamaz. Evet, soy insanı hiçbir yere ulaştıramaz. Mesela ikinci Adem denilen Nuh Aleyhisselam'ın 3 tane oğlu vardır. Ham, Sam, Yafet. Rivayete göre farklı insan ırkları bu 3 çocuktan meydana gelmiştir. Mesela Ham'dan Afrikalılar, Sam'dan Araplar, Yafes'ten de Türklerin geldiği ifade edilmektedir. Yani coğrafi yapıların insan değişimi üzerinde ister istemez bir farkı vardır. Yani üstünlük orada değildir. Nitekim hacda Afrika'dan gelenler de var, beyaz ırklar da var. Beyaz ırklı bir kardeşimiz, Afrikalı simsiyah, değil mi, kömür gibi olan kişiye böyle garip garip bakınca, ya Allah, ya Rabbi, bu nasıl iştir diye garip garip bakınca, o Afrikalı kardeşimiz, zenci kardeşimiz, İşin garabetini anlayınca ona yaklaşıyor. Beyefendi diyor. Acaba diyor, boyayı mı beğenmediniz? Yoksa boyacıyı mı beğenmediniz diyor. Şimdi boyayı beğenmedim dese, boyayı o vurmadı, Allah vurdu.
O halde problem ne boyadadır, haşa, ne de boyacıdadır. Onun için Kur'an'ın ifadesiyle innemel müminune ihvatun. Bütün müminler, Allah'a iman edenler birbirlerinin kardeşleridir. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Kardeşlerinizin arasını ıslah edip düzeltiniz buyuruyor Efendimiz Ali Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Nitekim Fatih Sultan Mehmet arkadaşlarıyla gezintiye çıkmış, bir dilenci yaklaşır buna. Allah rızası için der. Fatih tutar buna bir altın verir. Bunun üzerine o kişi der ki, ya koca sultan, size yakışır mı yani bir altın vermek? Oysa biz kardeş değil miyiz? Fatih sorar, nereden kardeşliğimiz oluyor der. Ya der, hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz? Fatih ona yaklaşır. Aman ha, diğer kardeşlerim de duymasın. Eğer onlar da gelirse o zaman sana bir altın da düşmez. İşte Fransız ihtilalinden sonra birinci içimize atılan tohum, zehirli tohum ırkçılıktır. İkincisi ise ateizm, komünizm, sosyalizm, marksizm, materyalizm, darvinizm. İzimlerin kaynağı olan öldürücü tohumları içimize atılan, Avrupa'dan gelmiş olan bu tohumlar hakikaten ateizm, özellikle 70'te Türkiye'yi en büyük şekilde sarsan bir musibettir. Ve Türkiye için yine özellikle üçüncü bir hastalık ise 80'den sonra başlayan sefahet, rezalet, fuhşiyat, günah çirkepleri içerisine toplumun batırılmaya çalışılmasıdır. Şimdiye kadar 100 yıla yakındır Türk milliyetçiliği ile, ki insanın elbette ki kendi milletini sevmesi, ırktaşını sevmesi gayet normaldir. Ama bunu diğer bir ırktan üstün tutması anormal ve dengesiz olan budur. Onun içindir ki şimdiye kadar 100 yıldır bu milleti bölmek için Türk milliyetçiliği adında menfi uygulamalar maya tutmadığı için, sağlam bir maya olmadığı için, içinde çok sinsice oyunlar yaptığı içindir ki bu sefer o biraz kenara itilip Kürt milliyetçiliği, Kürt ırkçılığı adıyla Türkçe ezan 18 yıl zulüm baskı içerisinde Nemrud'a bile, Firavun'a bile rahmet okutturacak böyle bir uygulama yapıldı. Mayasızca bir hareket olduğu için maya tutmadı. Şimdi Kürt milliyetçiliği adıyla Kürtçe ezan, Kürtçe ibadet, Kürtçe hutbe gibi dengesiz adımların atılması bu milleti bölmeye çalışılan bir durumdur. İşte değerli misafirimiz Sefer Akgül hocamızla bu Kürt milliyetçiliğini ele alacağız. Bu oynanan oyunun, bu topluma atılan bu zehirin bu toplumu ne derece büyük çapta tehdit ettiğini inşallah sizlerle beraber bu meseleyi gündeme getirmiş olacağız. Muhterem hocam hoş geldiniz. Kürt milliyetçiliği hakikaten Doğu insanı Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi dindar bir insan. O insanların dindarlığından, iyiliğinden hakikaten istifade ediliyor. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Doğu'nun üç tane hastalığından ifade ediyor. Birisi cehalet, birisi fakirlik, biri de ihtilaf. Baktığımız zaman bunca gelişmelere rağmen Doğu'da bu var. Hocam Kürt milliyetçiliğinin, Doğu'nun bu halini size şöyle bir harita olarak önümüze sunar mısınız? Şimdi şunu söylemek lazım. Önümüzdeki yıllarda hem Türkiye'nin hem de dünyanın öncelikli gündem maddelerinin birisi anayasa değişikliği olacak. Evet. Bir de bu Güneydoğu ve Doğu'daki Kürt meselesi olacaktır. Ekonomi konuları uzmanı değilim, dile getirmiyorum. Ne olur ekonomi de bilmiyorum ama sosyolojik açıdan, sosyal anlamda iki büyük mesele var önümüzde. Biri anayasa değişikliği, diğeri de Kürt meselesi. Tabii meseleye herkes kendi felsefesinden bakacaktır. Fakat bu iki maddenin biraz temeline inersek, ortada insan hakları diye bir maddeden başka bir şey kalmayacak. Çünkü Kürt hakları deyince ya da Güneydoğu'daki Kürtlerin meselesi deyince, akla ilk planda ne gelecektir? Onların doğuştan kazandığı haklar, ana dilinde konuşma hakkı, şu hakkı, bu hakkı derken mesele hukuka dayanacak. Anayasada bütün bir millet için her tabaka, her katman için düşünülen temel yasaların değiştiğini ifade ediyor. O da yasaya, hukuka dayanıyor. Hukuk deyince akla ikinci adımda adalet gidiyor. Meselenin temeli aslında adalettir. Şimdi adaleti gerçekleştirmede... Yani hocam burada onu dediniz de, yani Doğu'da şu anda bir adaletsizlik mi var? Yani bir adaletsizlikten bir istifade ile, yani veya belki de kasıtlı olarak bir çözmeme, yani yaranın üstlerini kapatmama mı var? Bunun temelinde adaletsizlik mi var? Şimdi eğer orada bir hareketli mi varsa,
bir hani vücuttaki gibi yani bir yerde bir ağrı, ateş basma varsa demek ki orada bir hastalık var. Yani problem olmaması mümkün değil. Sadece o bölgeye ait problemler ayrıdır. Karadeniz'deki problem ayrıdır. Marmara bölgesinin problemi de vardır. Bütün insanların, Türkiye'deki bütün vatandaşların da problemler olabilir kendi açılarından, anayasal hakları açısından. Ama ilk etapta medyanın birdenbire ön plana getirdiği mesele olduğu için herkesin dikkatini en çok Doğu ve Güneydoğu'daki meseleler çekiyor. Evet. Yani mesela Diyarbakır'ı ben iyi biliyorum. Birkaç defa da gittim. Yakın zamanda değilse de. Giden arkadaşlarımız da var. Şimdi sokaklarda birkaç gösteri olduğu zaman bütün medya kameralar oraya bakıyor. O kadar bir gümbürtüyle patırtıyla veriyor ki 4. kuvvet, 5. kuvvet sayılan medya 1. kuvvet gibi kamuoyunu etkiliyor. Yani sanıyorlar ki bütün Diyarbakır sokaklarında bombalar patlıyor, molotoflar patlıyor. Yani oysa bu 1 milyonun 10 bin, yani 1000 kişisini ancak ihtiva yani eder. Yani yüzlerce ana cadde var, binlerce sokak var. Bunlardan 2-3'ünde gösteri yaptığı zaman, televizyona, ekrana yansıdığı zaman millet zannediyor ki orada sürekli harp var. Sürekli darp var, bombalar patlıyor. Hemen bunu bana söyleyeyim. Diyarbakır hakkını gerçekten ben takdir ediyorum. Ve büyük bir teminat bu, barış için. Çünkü Diyarbakır'daki olayların onda biri Adıyaman'da olsaydı, Adıyaman halkının kimyası bozulur. Yani Kürt-Türk kavgası da çıkarılabilir. Toplu mühendisleri bunu kaçırmazlar. Evet, evet. Ama Diyarbakır'da yıllardan beri böyle olaylar oluyor. Diyarbakır'ın Türk asıllı, Kürt asıllı, Süryani asıllı ne kadar bir şeyi varsa vatandaşı, hemşeriler, bakıyorsun çok büyük bir soğukkanlılıkla, sabırla, teniyle şey yapıyor, olaylara girmiyor. Bekliyor yani. Aklı selim sahibi. Bu herkes için büyük bir kazanım, büyük bir servet, büyük bir sermaye. Bu değeri kaçırmamak gerekiyor. Ben buradan dinlendiriyorum. Diyarbakır'daki, Mardin'deki, Siirt'teki halkın o soğuk kanını bozmayan, tarihe gelmeyen, toplumun sinir uçlarıyla oynadığı halde tarihe gelmeyen o halkı tebrik etmek lazım. Fakat tamam, hocam yani iyi niyetle baktığınızda, fakat şu da unutulmamalı. Yani diyelim ki bu kaç yıldır oluyor, misal olarak söyleyeyim 20 yıldır oluyor. Şimdi 20 yıl önce doğan bir çocuk devamlı bu manzaraları görünce otomatikman bu çocukta menfi duygu ister istemez psikolojikmen diye gelişir. Yani aslında bu ilerideki anarşiye bir zemin hazırlama. Şimdi bu süreç içinde tabii yeni kuşak şöyle veya böyle değişmiştir. Etkilenecek. Olaya Türkçülük gibi Kürtçülük akımıyla bakmıştır. Etnik bir pencereden bakıyor. Esasen bir meseleye etnik yaklaşım temelen yanlış. Çünkü etnik yaklaşım yani ırkçılık, unsuriyet bilinç alanında milliyetçilik birbirini yutmakla beslenen bir damar. Bir yerde unsuriyet, ırkçılık varsa o ırk veya diğer ırklar birbirini yemekle uğraşacaklardır. Başta dediğiniz gibi inek ve kurt meselesi olduğu gibi. Şimdi temel olarak mesele etik yaklaşırsa her zaman için huzursuzluk var, olacak. Çünkü fıtrat aykırı. Ama mesela İslamiyet ne yapıyor? Diyor ki bütün ırklar Allah'ın renkli çeşit çeşit yarattığı milletler hepsi de Adem'den geliyor ve hepiniz İslam kardeşi içerisinde kardeşsiniz. Yani İslam kardeşi neyse sanıyor. İslam'ın yaklaşımı bu. Yani bizde İslamiyet öyle bir gemi ki İslamiyet gemisi içerisine herkesi alabilir. Tabii. Ama ırkçılık gemisi şimdi içerisine kimi nasıl alacak? Neye göre alacak? Yani bir de düşünün ki Anadolu çok göçlere sahne olmuş. Tabii. Yani bir insan diyorsa ki ben Türk ırkındanım o yalan söylüyor. Bir insan diyorsa ki ben Kürt ırkındanım o insan yalan söylüyor. Çünkü Anadolu çok göç aldığı içindir ki artık ırklar birbirine karışmış. Bir evde bile bakıyorsunuz anne başka ırktan, baba başka ırktan, kız başka ırktan, damat başka ırktan. Zaten görünen şu, işin yani temelinde şu var. Türkçülük konusunda en çok sesi çıkan kişiler, en çok bağıranlar gerçek Kürt değiller. Değiller. Ziya Gökalp'ta evet yani Türkçülüğün temel esaslarını yazan Ziya Gökalp Diyarbakırlı bir Türk vatandaşı. Kürttür. Kürtçülük konusunda da en çok ortalığı derveleye verenler de gerçekten Kürt çıkmayabiliyor. Bunların temeli yani mihrakları ne bir uzanır? Yani zaten herkes biliyor, söylemeye gerek yok. Dışarıda bir şey bu. Dışarıdan beslenen bir olay. Yani materyalizm, Marksizm, sosyalizm yani gibi. Yani dış güçlerde daima var. Evet. Şimdi dış güçlerin bu mihrakından dolayı veya bu tarihinden dolayı içerideki problemleri üstüne ötemeyiz tabii. Temel insan hakları gibi konular var.
özellikler var. Bunlar meşru çerçevede muhakkak verilmeli, kazandırılmalı. Ama o olmasın diye, müspet, pozitif bir diyalog olmasın diye sürekli ayrıntılı alanlara çekiliyor. Bezaman Said Nursi'nin Kürtlerle ilgili birçok eseri var. Münazarat isimli eseri de öyle. Evet. Meşrutiyeti Kürt ekrada, ekrat diyor. Ekrada anlatmak üzere, ekrat aşiretten anlatmak üzere Güneydoğu'daki sohbetlerinden oluşan bir eser Münazarat. Bugün siyasal manifestoyu da ortaya çıkaran bir eser. Herkesin okumasını da tavsiye ederim. Yani Türkiye'de, Kürt'e de lazım aslında. Fakat mesela o eserlerin dışında da eski Said döneminde yazdığı eserlerde de işte bahsediyor. Hem Türk kardeşinden hem Kürt kardeşliğinden. Fakat burada benim aklımda kalan bir cümle var. İlginç bir cümle. Kürtler için bir yerde şöyle bir şey kullanıyor. Diyor ki alimleri heder edilmiş bir millet. Alimleri heder edilmiş bir millet. Şimdi bu ilginç bir cümle aslında. Bir zaman sayısının kendisi de heder edilmeye çalışmış bir insan yani alim. Bugün Türkler daha çok seviyor. Türk kökenli olmasına rağmen. Yüzlerce Türk talebesi var. Daha milyonlarca. Ve başımızın üzerinde yeri olan bir şahsiyet. Ve sadece Türkler, Kürtler için, Türkiye için değil. Bütün İslam alemi için ve Amerika, Avrupa için bile örnek teşkil eden bir şahsiyet haline gelmiş. Eserlere yerde okunuyor. Mesela Selahaddin Eyyubi gibi, Ahmet Hani gibi, İdrisi Bitlisi gibi. Evet. Hakikaten üstü örtülmeye çalışılan ve setredilmeye çalışılan büyük alimlerin çıktığı münbit bir zemin. Şimdi Bezaman Said Nursi'nin eserlerinden yola çıkılmadan benim şahsi kanaatim eleştiri de açım. Bu küçülük meselesi anlamı. Küçülük meselesi Bezaman Said Nursi'nin görüşleri dikkate alınmadan hal olmaz. Görüşleri hangi çerçevede hocam? Aşağı yukarı İslam kardeşliği içerisinde ve demin bahsettiğiniz o cehalet, yani İttifak, zaruret gibi maddelerin yok edilmesi için doğuda üniversite açılması lazım diyor. Ki bu marifet olmuş oluyor. Evet. Yani cehaletin karşıtı olaraktan doğuda marifetin geliştirilmesi lazım. Marifet, üniversitelerin çok çalışılması, cahilliklerin kurtulması lazım. İşte Güneydoğu'da ve doğuda Abdülhamit zamanından beri şey istiyor, üniversite açılsın diyor. Evet. Ve orada hem fen bilimleri hem din bilimleri birlikte okutsun diyor. Ve Arapça, Türkçe, Kürtçe dinlerle eğitim verilsin diyor üniversitede. Evet. Bu hala 2011'deyiz, o çizgiye gelinemedi. Şimdi eğer onlar olsaydı ne olurdu? Orada yaşayan bütün ırklar, yani İran, siyasal olarak desek, devlet, İranlılar, Kürtler, Türkler, Suriyeliler, Zadalar, Suriyelisi, Orta Doğu'daki insanların hepsi, icabında bir eğitim merkezi gibi Türkiye'ye gelip oradan ders alacaktı. Ve kaynaşmış bir kitle olarak. Camil Eser'in kız kardeşi gibi yani. Tabii. Camil Eser'in Medrese-i Zehra. Evet ama ilginç olan Bezaman Said Nursi gibi bir İslam aleminin sadece din bilimleri dememesi, evet, din bilimlerini beraber okutturması. Bu bir. İkincisi? İkincisi de hocam beraber şey yapalım. İkincisi zaruret, fakirlik. Evet. Demek ki fakirliğin kalkındırılması lazım. Bu da nedir? Birinci derecede herhalde bu insanlara iş bulmazsan başkaları gelir bu insanlara bir iş bulur. Yani taş atmak için para verir. Yani geri kalmış yerler tabii aslında Güneydoğu ve Doğu değil yani onu evet söyleyeyim ama tabii ki oradaki üretime, tüketime, ekonomik dengelere muhakkak eğilmek gerekiyor. Orada bir takım şeyler var, problemler var. Yani sayma da gerekiyor, herkesin malumu. Evet, zaten. Evet. Yani bizim de uzmanlık alanımıza girmediği için öyle şöyle üretim, böyle tüketim demeye gerek yok. Ama işin temelinde şu var. Şimdi bu meseleyi çözmek için iyi niyetle yaklaşmak gerekiyor. Hangi kesimden olursa olsun, ister Türk aydını, ister Kürt aydını, ister başka bir yer aydını, ister dışarıdaki entelektüel kişiler, ister içerideki entelektüel çevreler, meseleye önce samimi yaklaşım içinde olmaları lazım. Bugün mesela Kürtleri temsil ettikleri söylenen bazı siyasal şahsiyetlerin ne istediklerini hala kamuoyu anlamamış. Benim gözlemlerim bu. Yani bunlar barış mı istiyor? Ayrı bir devlet kurmak mı istiyor? Devamlı bir savaş mı istiyor? Yani süregelen bir savaş mı istiyor? Hala en azından bu üç maddelerin hangisi isteniyor? Netlik yok. Ne istediği belli değil. Ya da dün bir şey söylüyor, bugün başka bir şey söyleyemiyor. Bir gün barış teorisini tehdit edebiliyor. Kan dökülür, kardeş olur, şu olur, bu olur, bombalarız gibi. Şimdi böyle bir ortamda, yani silahların konuştuğu ortamda bir kere sulh, barış mümkün değil. Bir de hocam yani onların Kürtleri temsil ettiğini söylemek biraz saflık gibi olur. Kendilerini yani ifade ettin yani. Yani Kürt aslında Kürtleri temsil etmiyor. Yani baktığınız zaman doğudaki bir insan, Bediüzzaman'ın da tespitine göre namaz kılmayan bir insan
kaymakamı şikayet ediyor. Kaymakamımız namaz kılmıyor, rakı içiyor diye. Oysa bunu söyleyen insan kendisi de namaz kılmayan insan. Şimdi doğulu insan namaz kılmadığı halde başındakinin inançlı, namazlı, dürüst, güvenilir insan olmasını istiyor. Oysa baktığınız zaman o dediğiniz siyasi şeye dinle alaka, ilgi alaka yok. Ve aynı zamanda temsil ettiği şey zerdüştlük midir, sosyalizm midir, yani Marksizm midir ki bunları da ifade belki ediyorlar. Şimdi Kürtleri temsil etme açısından yani öne çıkan siyasal şahsiyetler belki bir sosyalist bir Kürtçülük akım içindeler. Ama İslam kardeşliğini devam ettiren milyonlarca Kürt vatandaşları var. Bunların hepsi de onlara oy da vermiş değil. Evet. Yani 51 milyonluk seçmenin %6'sı diyoruz da o %6'nın da bir o kadar 2-3 misli başka diğer partilere oy vermiş. Şüphesiz yani, fazlasıyla. Şimdi hemen tamamıyla Kürtleri temsil ediyorlar demiyorum ama onlar öyle dedikleri için ifade ediyorduk. Şimdi mesele şu, Kürt meselesini halletmek için sosyalist bir felsefeyle mi yaklaşılacak, İslami bir versiyonla mı yaklaşılacak, mesele burada. Mesela bundan önce, yıllar önce sosyalizmin Çin'de, Rusya'da hakim olduğu dönemde Kampuçya'da mesela bir Pol Pot rejimi çıktı. Pol Pot rejimi, Kızıl Kömerler diye bir terör grubu çıktı. Yüzlerce, binlerce memleket aydınını öldürdüler. Hem de kuşu sıkmaya gerek yok, israf olmasın diye naylon torbalarda boğdular. Kafatasları dağlar gibiydi, hala da müze olarak duruyor. Şimdi Kızıl Kömerlerin sosyalist anlayışına göre tam bir katliam tabi yapılan, onlar da barış adına, sosyalizm adına bu katliamı yaptılar. Dediler ki bu kadar alimi öldürüyorsunuz, bilgini öldürüyorsunuz, memleket yarın ne yapacak? Bize okumuş adam lazım değil diyorlardı. Kolay idare etmek evet. için, yönetmek için. 70'li yılların sosyalist arkadaşları, sosyal demokrat arkadaşlarım bunu çok iyi bilirler. Aşilere de bakılabilir. Şimdi bunun tıpkısının aynısı sanki ders tanımamış gibi bir de oynandı. 20 yıl önce benim hocamın hocası var Mardin'de. Köy ismini söylemeyeyim. Medrese muallimi. Şimdi demin dedim ya Bezama Tayyip'in cümlesi dikkatimi çekmişti. Alimleri heder edilmiş bir millet diyor. Evet. Şimdi Kürt halkının akil adamları o bölgeden kovulmaya çalışılıyor. Sürgüne çaba gösteriyor. Sürgün ederek yok edilmelerine çaba sarf ediliyor. Akıl adamdan kalmasın diye. Bunlardan bir tanesini canlı şahidiyiz. Şimdi benim bahsettiğim medrese hocası, ismi önemli değil, bize saklan. Şimdi öyle bir alim ki, hocamın hocası olduğu için söylüyorum. Hocama bir mektup yazıyor. O mektupta, geçenleri biraz sonra söyleyeceğim. Öyle bir şahsiyet ki bu medrese hocası, yüzlerce talebe yetiştiriyor. Tefsir, hadis, Kur'an, siyer, Arapça, fıkıh, kelam gibi. Ben diyor geceleri bazen kalkardım, talebelerim yattığı koğuşta gezerdim. Kış mevsiminde geceliğin üstü açık var mı diye. Bakardım ki Resulullah Efendimiz gelmiş, talebelerin üstünü örtüyor. Medrese talebelerin üstünü Resulullah Efendimiz örtüyor. Şimdi Peygamberimizi böyle gören bir şahsiyet, 20 sene önce benim hocama mektup yazdı. Dedi ki, burada bir takım terör grupları var. Bize diyorlar ki burayı kapatacaksınız, medreseyi. Defolup gideceksiniz. Ve o baskılar altında kaldıktan sonra hocamız dedi ki maalesef göç etmek zorunda kalmış. Bakın ya. Medreseyi kapatıyor. Şimdi bu ne? Bu şudur. Oraya hakim olmak isteyen güçler akıllı, okumuş, tahsili insan istiyorlar. Cahil kalması lazım ki malzeme çıksın. Evet. Kolay idare edilir. Evet. Ve Kürt, eğer Kürt milliyetçiliği veya Kürt dostuysa bir örgüt veya grup Kürt alimlerini neden sürgün ediyor? Hani devlet bunu yapmış olsa derim ki devlet Türkçülük felsefesiyle Kürtleri sürgün ediyor ama Kürt'ü Kürt kırıyor, Kürt'ü Kürt sürgün ediyor. O zaman iş bildiğimiz gibi değil. Değil. Yani herkes aslında biliyor meseleyi. Biraz derin altyapısına inildiği takdirde zıt grupların, kutupların da el altından birleştikleri ortak bir tatbikatla, ortak bir planla güzel güzel orayı idare etmeye çalıştılar anlaşılıyor. Hocam yani aslında hakikaten ben 2007'den bu yana çok müsterihim, çok rahatım. Şu noktada artık şapkalar düştü, keller göründü. Yani bugün biliniyor ki hakikaten başta İsrail olmak suretiyle yani bir orada Kürt devleti kurulma sevdası bu belgelerle artık tespit edilmiş. Ve yine bu PKK'nın içerisinde Ermeni var. Yani olay sadece
bir o Kürt milliyetçiliği, sosyalist, Marksist olanlarla değil. İş ta İsrail'e uzanıyor, iş ta Ermenistan'a uzanıyor. Çünkü o PKK'lılar içerisinde, vurulanlar içerisinde, affedersiniz, sünnetsiz olan birçok insan çıkıyor. Suriyeli yine onun içerisinde. Ben meseleyi tabii o sünnet meselesini çekmeden söyleyeyim. Osmanlı döneminden beri Kürdistan diye dillendirilen yerler, evet. Bazen bakıyorsun ki Ermeni kaynaklarında Ermenistan toprağı olarak gösteriliyor. Çok güzel bir almışlar. Adıyaman'a dahil Ermenistan yazılıyor. Başka bir yerde bakıyorsunuz ki Kürdistan diye bir bölge, Türkiye'nin yarısı gitmiş, Fırat'ın öbür tarafı. Yani herkes kendine göre güzel güzel paylaşıyor. Mesela İsrail'in o malum, Arz-ı Mev'ud diye. Şimdi yani Allah tarafından özel verilmiş yerler olaraktan tayin edildiği için her birinin bir hesabı var yani. Demek ki ortak bir hesapta birleşme durumu olduğu için Doğu bu sıkıntıyı çekiyor. Yani şimdi konunun temellendirmesi şu. İnsan hakları evrensel beyanemesine göre ya da evrensel hukuk sistemine göre anayasal haklar sağlanırsa, karşı tarafın elindeki kozlar alınırsa, sizin dediğiniz gibi o zaman tagge düşer, kel görünür. Ama bir takım Türkçülük hesabına baskı yapılırsa, zulmedilirse, ki bunları doğuran yanlış davranışlar da oldu, o zaman herkes kendine göre bir mazeret uyduracak, süper maske yapacak. 80'li yıllardaki Diyarbakır hapishanelerinde yapılan zulüm işkencelerine kimse inkar edemez. Yapılmaması lazım. Yanlış politika. İşin kötü tarafı millet bunu tasvip etmiyor ama milleti kurtarmaya gelenler bu işi yapıyor. Bir zaman Said Nursi Mondros mütareketinden hemen sonra Seyit Abdülkadir'in ve Stockholm eski ülkesi vardı Şerif Paşa. 1918 yılında bunlar Kürt Tahliye Cemiyeti'ni kurdular. Ondan sonra da bir Kürdistan Devleti diye bir şey tasarladılar. Bir zaman sayılısı onlara 1920'li yıllarda İslam Gazetesi'nde ve Vakit Gazetesi'nde, Osmanlı dönemindeki gazetelerde uyarı yazıları yazdı. Bu olmaz diye. Hatta o yazılar... Parçalamak için. Evet. Bu işi düzenleyenler dedi, gerçek Kürt olamazlar. Bu işin ipin ucu dışarıdadır. O falan bugünlerde yine aynı seriliyor ortaya. Tarih tekerrürden ibarettir. Aynı çukura düşülebilir mi? Bir daha deneme, yazılma sıfasına girmiş maalesef. Mesele doğruyu, doğru zamanda doğru teşhis etmek, doğru olanı yapmak. Yani Bediüzzaman Hazretleri o Asar-ı Bediye'de ey Kürtler ve Türkler diye veya ey Kürtler size sesleniyorum diye eserlerinde bunu çokça görürüz. Bir noktada şunu ifade ediyor. Mesela diyor ki emin olunuz ki biz Kürtler başkalara benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki içtimai hayatımız, toplum hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşet eder. Yani bizim hayatımız diyor ancak Türklerin hayatıyla ortada durur. Hatta başka yerde diyor ki Türkler bizim aklımız, biz onların beden ve vücutlarıyız diyor. Yani demek ki Türkler ve Kürtler artık şey gibi olmuş yani etle deri gibi. Ayrılması mümkün değil yani birbirinden. Yani dün Bediüzzaman Sayın'ın karşı çıkması bundandı. Menfi milliyetçilikle Osmanlı Devleti parça parça edilmek isteniyordu. Nitekim edildi aslında. Cüneyt Türkler de çıktı o zaman. Türkçülük akımı. Bediüzzaman Sayın'ın Türkçülük akımının da bu şekilde uygulanmasına karşı çıkmıştı. Yani herkese Türk demenin bir anlamı da yok. Fakat ilginç olan şey şu. Hem devlete hem de Kürtlere karşı Türklere nasıl duruş çekersiniz ifadesinde bulunmuş. Türkler diyor Kur'an'da beyan edilen veya bir kelimede geçtiği gibi ben öyle millet getireceğim ki öyle bir kayın getiririm ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu ayetin masadaki olan kahraman Türk milletine kılıç çekilmez diyor. Seyyeti ayette aynen şöyle diyor hocam. Seyyetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ezilletin alel müminin ve izzetin alel kafirin. Evet. Yücahidun ve hizzetbilillah. İzzetli. Evet. Yani bin yıldır İslam'a hizmet etmiş bu millete kılıç çekilmez. Şimdi böyle diyor. Evet. Ama şimdi sürekli menfi Türkçülük akımına karşı da tavrını koymuş. Mektubat eserinde var. Evet. Şimdi aynı yara yani Türkçülük nasıl bir yara olmuşsa bugünkü Kürtçülükte bir yara halindedir. Bunun tamiri, tedavisi gerekiyor. Etnik yapıyla gidildiği takdirde hangi millet için olursa olsun yara oluşturur. Çünkü fıtrata aykırı. İnsanlığa aykırı bir şey. Irka göre insanları bölmek, ayırmak bir de fıtrata aykırı bir şey. Gitmiyor. Yürümüyor. Yürümezler. Kendi işlerinde bile huzur bulamazlar.
Bu böyle bir şey. Şimdi doğru teşhisi koyamazsak eğer bu yara devam eder. Bakın Bezemar Sayın Hüsnü CHP'nin genel sekreteri vardı 1947 yıllarında. Hilmi Uran. CHP'li kardeşlerimiz iyi bilirler. Hilmi Uran. O zamanki tabiriyle Katip-i Umumi derlerdi genel sekreter. Hilmi Uran'a da mektup yazıyor. Şükrü Kaya'ya da yazmıştır. Celal Bayra da yazmıştır. Zaman zaman CHP döneminde, Demokrat Parti döneminde herkese, siyasilere sürekli mektup yazıyor. Yani yeri gelince parti ayrım yapmadan. Diyor ki işte eğer siz bu Türkçülük meselesinin ısırığı devam ettirirseniz, gençliğe iman, İslam kardeşliği veremezseniz ileride 15-20 sene sonra zehirli meyveler olarak anarşi, terör ortaya çıkar. Başınıza bela alırsınız, huzuru bozar, şu olur bu olur diye. İyi biliyorum Hilmi Uran'a yazdığı mektupta geçiyor 1947 yılından. Ama Hilmi Uran ya da CHP camiası ne zaman Sayın Hüsnü'yü belki de dikkate almadı veya adam yerine koymadı. Oralı olmadı büyük ihtimalle. Kendi bildikleri okumaya devam etti. Ne oldu? 68 kuşağı derken 70'li yıllar. Ondan sonrasını herkes biliyor. Anlaşılıyor. İşte o günlerin yanlış uygulamasının bir ucu da şimdilik Kürtçülük damarıyla geldi. Şimdi onun için dedik ya üç hastalık. Biri cehalet, onun tedavi yöntemi marifet. Hayır, İkincisi marifet fakirlik. Eğitim, evet. Fakirlik. Onun karşılığı sanat. Yani demek ki orada iş verilecek kimselere yani en azından bir sanat öğretmeli. Bir meşgul olacağı bir alan olmalı. Çünkü yani meşgul olacağı bir işi olmayan bir insan demin de ifade ettiğim gibi evet. Çok lüzumsuz şeylerle meşgul olur ve edilir. Bir yani. Üçüncü hastalık ise o da ihtilaftır. Demek ki doğuyu en fazla hakikaten yaralayan en büyük hastalıklardan birisi de demek ki orada ihtilafı körüklemek. Ki hakikaten bakıyorsunuz hani genel söylenince affedersiniz bir tavuk yüzünden bir tavuk ihtilaf meselesi olabiliyor. İki köyü birbirine kırdırabiliyor. İki mahalleyi birbirine. İhtilaf sebebi ne? Bir tavuğuma kış demiş. Demek ki doğudaki bu ihtilafın da ortadan kaldırılması için ittifak dediğimiz. Yani Kürt ırkçılığı da değil de İslami milliyetçilik, hakiki İslamiyet ile yani İslam kardeşliği ile o insanları bir araya toplanılabilirse ha bu benim kardeşimdir. Bu kardeşimle benim Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi Rabbimiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, dünyamız bir, güneşimiz bir, tarihimiz bir, geçmişimiz bir, ilk babamız Adem bir, annemiz bir vesaire. Peygamberimiz hepsi bir. Demek ki ortak noktalar o kadar çok ki birbirine bağlayabilecek, ayrışmaya sebep olacak bir şey yok yani. Onun için ama dikkat ediyorum, hakikaten de bu noktada ürperiyorum. Yani özellikle seçimlerden önce de sürekli alevlendirilen nokta Kürt milliyetçiliği ki o da Marksizm içerisinde. Evet. Allah korusun sosyalizm ve ateizm, komünizm içerisinde sürekli bir canlandırılmaya gidiyor. Ya denendi bu. Zulümden başka bir şey vermedi ki. Türk sosyalizmi içerisinde bu yapılmaya çalıştı. Türk milliyetçiliği içerisinde. Her şey Türkçe yapılmaya çalıştı. Ne oldu? Yılların kaybı oldu. Gene aynı noktaya gelindi. Bir şey olmadı kayıptan başka. Demek ki böyle bir şeyin bir seferde Kürt milliyetçiliği içerisinde değerlendirilmesi bu hem Kürt milletine hem bu millete, bu topraktaki bütün insanlara bir hakarettir. Yani tabii bazı siyasiler öyle konuşuyor ki Kürt milliyetçiliği söylemiyle açılışa başlıyor sözlerine. Faşizm aslında. Çünkü milliyetçiliğin bir de unsuriyetçiliğin bir adım ötesi faşizm. National sosyalizme geçiyorsun. Çözüm içinde sosyalizm öneriyor. Yani hem sosyalizm hem faşizm bir görüşle beraber birleşiyor. Güzel bir sentez yapılıyor. Çözüm olarak ileri sürüyor. Oysa ki hem Türkiye'de ve dünyada milliyetçilik artık geri plan atılmıştır. Mesela Avrupa Birliği'nde milliyetçilik esas değildir. İnsan hakları esastır. Demokrasi esastır. Sosyalizmde dünya çapında kendini kanıtlayamadığı ispat etti. Yani olmadı. Ne Çin'de muvaffak oldu, ne Rusya'da, ne Balkan devletlerinde. Ne de bugünkü yeşil kuşak dediğimiz Afrika, Kuzey Afrika'daki Libya, Cezayir, Tunus, Fas, Suriye, Irak. Bunların hepsi bir zamanlar neydi? Sosyalist Bağat Partisi. Sosyalist Diriliş Partisi. Şimdi sosyalizm hem Orta Doğu'da, hem Asya'da, hem Rusya'da, hem Amerika'yı zaten baştan beri müflis, hem de Avrupa'da. Çöktü yani çözüm olarak
yapamadı, insanlara bir şey veremedi. Sadece bugün nostaljik bir takımdan ibaret kalıyor. Yani hala avunuyoruz kendi kendimize. Bir takım mesela şey bularının şarkılarıyla, türküleriyle, söylemleriyle belki güzel, hoş ama neticede realist olmak lazım. Sosyalizm çözüm değil. Rusçılık, unsuriyet, national yani nasyonalite de çözüm değil. Hala bu damarda insan direniyorsa ben onun niyetinden ya da bilgisinden ya da aklından şüphe ederim. Bak bununla ilgili hocam Bediüzzaman Hazretleri'nin bir tespiti var. Yine benim diyor bir Kürt kardeşim vardı. Evet. Talebesinin durumunu şey yapıyor. Evet. O talebesi diyor ki ben diyor salih iyi bir Türk'ü diyor. Evet. Kendi Kürt kardeşime tercih ederim. Fasık ve günahkar olan bir Kürt kardeşime tercih ederim. Ama daha sonra ırkçılık noktasından bu kişiye nüfuz edilince, kandırılınca bu sefer bu sözü söyleyen kişi ters istikamette ben diyor fasık bir Kürt kardeşimi diyor, salih iyi bir Türk'e tercih ederim diyor. Hı. Şimdi ırkçılıkta bu sefer ölçü ne oldu? İnsanların insanlığı, salahatı iyiliği değil. Evet. Yani otomatikman burada ırk esas olunca bu sefer o ırk yönüyle tercihini ortaya koymuş oldu ki bu da sakat bir düşünce. Yani demek daha sonra diyor tabi Bediüzzaman Hazretleri onu ikna ettim diyor ve neticede ıslahı hal etti. Hani bir söz vardır. Biraz affedersin kaba olacak ama insan ölünce kalır eseri, eşek ölünce kalır semeri. Yani demek ki insanların kıymeti ırklarına göre değil, semerlerine göre değil, kalitelerine göre. Aynen bu şuna benzer. Bir gün Mevlana'ya birisi geliyor. Berduş'un birisi. Yani bir derece kalitesiz öyle ifade edeyim. Birisi geliyor Mevlana'ya, efendim diyor ben ne kadar ederim diyor. Fiyatım ne kadardır diyor. Ne kadardır diyor. Mevlana ona şöyle bir baktıktan sonra diyor ki 300 akçe edersin diyor. Hı. Hop hop hocam diyor. Sadece benim giymiş olduğum kürk 300 akçe eder diyor. Hı. Evladım diyor. Zaten ben de senin kürküne değer biçtim diyor. Fiyatını oraya biçtim diyor. Yani insanların ırkı insanların kürkü gibidir. Hı. Yani bir derece babam yani kendisinde hiçbir şey, Bediüzzaman Hazretleri ona miras yedi diyor. Şimdi kendi marifeti olmayan bir insanın babasının, dedesinin, geçmişinin marifetiyle hani miras yedi yaramaz misali onlarla beslenmeye çalışması bu mantıklı değil. Varsa kendi marifetini ortaya koy. Kendi marifeti yok, babasının marifetiyle, dedesinin marifetiyle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yani demek ki insan bir noktada şey değeriyle, kalitesiyle. Selahattin Eyyubi'den bahsediyor. Hani Kürtlerin kahramanı diye. Evet. Evet diyelim ki Kürt'ü öyle, öyle sağlam, öyledir yani. Selahattin Eyyubi Kürt olsun, Kürt'ü güzel. Kaybımız yok. Çünkü ortak kültürün ortaya çıkardığı bir şahsiyet. Bizim de komutanımız. Şimdi Selahattin Eyyubi ile Türkler de itibar ediyor. Kürtler de, İranlılar da, Araplar da. Kudüs'ü almada, Kudüs'teki adaleti gerçekleştirmede tarihe geçmiş bir şahsiyet. Yani Avrupa'nın Adet Ömer'le beraber tekrar edemediği ikinci şahsiyetler, ikinci bir şahsiyettir Selahattin Eyyubi. Evet. Şimdi buna sahip çıkanlar, bakıyorsun ki Selahattin Eyyubi'nin inancıyla, ahlakıyla hiç %100 zıt bir konumdalar. Niye bakıyorsun bazı yerlerde Bediüzzaman Saitlisi işte Kürtlerin yetiştiği alim, doğrudur, tamam, Kürt kökenlidir. Kürtler için büyük bir medar iftihardır. Kürt vatandaşları, Kürt kardeşleri için. Tamam, güzel. Ama Bediüzzaman Saitlisi'nin görüşüne, kitaplarına baktığınız zaman Türkçülüğü de Kürtçülüğü de kabul etmiyor. Çünkü bunlar diyor birbirlerini yemekle, yok etmekle uğraşan iki akım olur diyor. Rusçılık unsuriyet mi? Çünkü beslenmesi için onu yemesi lazım. Yapım lazım. Tabii yemesi düşman lazım yani. Evet. Kana ihtiyacı var. Malzemeye ihtiyacı var. Malzeme bulamazsan kendisi icat edecek. Karşıya bir rakip koyacaksınız. Güdümlü bir şey. O bir yerleri patlatacak, vuracak, kıracak. Diyeceksiniz ki bakın orada şunlar oldu. Yani yanlış yapacak adam bulamazsa unsurluk ve unsuriyet kendisi yaptıracak birilerine. Kendisi yaptıracak duruma değilse bizzat kendi içinden çıkaracaktır. Hani piyon diyorlar ya. Evet. Şimdi unsurluk akımı diğer bazı yanlış akımlar gibi sürekli kanla beslenmeli. Problem istiyor. Gözyaşı istiyor. Yani bu memlekette hakikaten özellikle bu Ergenekon meselesiyle alakalı olaraktan anormal insanlar toplumu da anormalleştiriliyor. Evet. Ama o anormal insanlar devre dışı bırakılınca toplum bakıyorsun normale doğru gidiyor. Evet. Toplumun seyri. Çünkü
Yani psikolojik savaş gibi sürekli bir şekilde kaos üretiyor. Buyurduğunuz buradan gibi. Benim, düşman üretiyor. Benim vereceğim mesaj şu, sanıyorum herhalde program gitmek üzere. Buyurun. Toplum mühendisleri çok iyi çalışıyordu, çalıştılar. Dünya çapında. Evet. Türkiye içinde çalışıldı. Çünkü Anadolu, Türkiye toprakları, Anadolu toprakları evet. Tekin bir yer değil. 750'den fazla devlet kurulmuş burada. Toprakta. Yani herkesin bir hesabı var. Tabii. Bu bir. İkincisi, toplum mühendislerine şunu söylemek lazım. Siz bir takım şeyler ayarlıyorsunuz. Türk'ü, Kürt'e, Alevi, Sünni'ye, doğruyu, batılıya kırdırmak için çok güzel planlar sayıyorsunuz. Tamam, işinizin geleni yapın. Ama şu da var. Şimdi toplum mühendislerinin hesaba katmadığı bir şey var. Toplum mühendisleri diyor ki biz bu ağacı silkelersek yapraklar düşer. Doğru, düşer. Ama yaprakların nereye düşeceğini %100 tahmin edemiyorlar. İşte bu ince noktaya şeyi kurtarıyor. Bir de herkesin hesabı var. Allah'ın da hesabı var. Tamam. Kimse bunu dikkate almıyor. Ben toplum mühendislerine diyorum ki, sesleniyorum diyorum ki ne kadar bu iki milleti, Türk milletini, Kürt milletini birbirine düşmek için çalışsanız çalışın. Yaprakların tam nereye düşeceğini %100 bilemezsiniz. Buraya deseniz başka yere düşer. Ve her şey tam tersine dönebilir. Benden dost tavsiyesi. Yani bu inşallah toplumun intibahına vesile olur. Yani evet. Diyelim ki önemli olan hastalığın teşhisidir. Tabii. Yani bugün az da olsun bir teşhis durumuna gidildi. Yani doğuda... Haklar, anayasal haklar, muvaffak verilmeli, yaşanmalı. Sadece güneyi doğudaki değil, batıdaki evet. insanın da temel yasaları gerekiyor. İnanç hürriyeti, ifade hürriyeti, basın yayın hürriyeti, herkese, bu milletin insanları her şeyin en iyisine layık, en güzeline layık. Meşhur çerçevede, çünkü hürriyetin de bir sınırı var. Evet. Meşhur çerçevede bu insanların, insanımızın layık olduğu her türlü hak hukuk verilmeli, verilecek. Dünya o tarafa doğru gidiyor. Önlenemez bu değişime, kimseye karşı duramaz. Evet. Onun için ben diyorum, önümüzde anayasa değişikliği gibi bir madde var. Bir, ikincisi de bu Kürt meselesi. Ama ikisinin de altında hukuk var. Hak hukuk insan hakları. Evet. Adalet de oradan tecelli ediyor zaten. Demek ki bizim bir tek şeye ihtiyacımız var, adalet. Adalet olduğumuz zaman herkes kendi vicdanıyla adaletli olursa her şey çok güzel halledilir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben. Evet, aziz seyircilerimiz, bu millet cahil olabilir, bilgisiz olabilir, fakir olabilir, ayağı tökezleyebilir. Ama sevindiğim bir nokta, bu millet kolay kolay basiretsiz kılınmaz. Bu millet A'sından Z'sine 74 milyon bu insanlar bir tarağın dişleri gibidirler. Tarağın dişleri hepsi aynı değildir. Doğru, hepimiz aynı değiliz. Ama tarağın dişlerinin güzelliği, farklı farklı olmasının güzelliği saçımızda yok ama saçların taranmasına, saçların üzerindeki pisliklerin temizlenmesine vesiledir. Bu millet asil bir millet inşallah. Birçok badireleri atlattı. İnşallah bu Kürt milliyetçiliği adı altında yapılmakta olan entrikaları, kaosları ve Allah korusun, Allah korusun, ateizm gibi, komünizm gibi, sosyalizm gibi, Marksizm gibi, materyalizm gibi, Darwinizm gibi izimleri geçmişin tarihin çöplüklerine atacak. İnşallah bu musibetler kendisinin intibaha gelmesine, uyanmasına vesile olacaktır. Bu duygu ve temennileriyle Allah'a